Evet kıymetli dostlar hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Bir özürle videoya başlayacağım. Çok çok özür diliyorum arkadaşlar. Ben bir şeyi unuttum. Unuttuğum şey de maalesef ve maalesef önemli bir şey. Maç sonu canlı yayınında 50 kişiye üyelik verecektim. Maalesef unuttum arkadaşlar. İnşallah bunu ilk canlı yayında telafi ederiz. Siz de o ilk canlı yayına kadar olabildiğince video izleyin. Oynatma listesi falan açık bırakın da direkt size gelsin. Şimdi Fenerbahçe kazandıktan sonra bir klasiğimiz var. Spor yazarlarının yorumu. Gürcan Bilgiç mesela köşesinde enteresan şeyleri dile getirmiş. E, Ömer Ründül'ü, Uğur Meleke'yi aldım. Niye? Çünkü bunlarla ilgili özel bir yerim var. Diyor ki Fred'in kenarda oturduğu bir müsabakada topu rakip ceza alanına getiremediler ifadesi var Gürcan Bilgiç'in. Yani Antalya Spor Fenerbahçe maçına dair hani kritiğini yapmış. Umarım inişli çıkışlı Maçın Fenerbahçe adına sonuncusunu seyrettik diyor. Kazanmasına rağmen oynanan oyunu değil, mücadeleyi ve kaliteyi konuşabiliyoruz. Fredin kenarda oturduğu bir müsabakada topu rakip ceza alanına getiremediler. Antalya'nın baskısında daha çok akıl, çalışma ve plan vardı. Tek paslarla orta sahayı rahat geçtiler. Ama onlar da ceza alanına akıllıca giremediler. Bir kaos oyunu başladı ve atan kazanır formatına büründü. Maçın Fenerbahçe için anlamında kazanmak önemli. Öncelik Galatasaray'ın puan kaybettiğini düşündüğünüzde 90 dakikanın tek anlamı kazanmakla olacak da. Fredi kulübede oturtup ikili 2-6 iki numaraya Amrabat İsmail ile oynamanın da anlamı bu olabilir. Ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe çok enteresan bir psikolojik eşikteydi. Bilmiyorum farkında mısınız? Hani kabul eder misiniz bilmiyorum. Hani olmak ya da olmamak işte bütün mesele bu diyor ya. Fenerbahçe olmak ya da olmamak başlarına çıkıyor. Ve perşembe günkü maç da buna dahil. Neyse. Mourinho bir türlü gol ata, hani bir türlü gol atarım ama yememeliyim dedi bilmiyorum ama birbirimizle konuştuğumuzda dememiş olabileceği fikrine de kimse savunmuyor. Bu düz orta saha, maksimen dışında hareketsiz ön taraf, Shimanski'nin sert baskısına destek gelmemesi her futbolcunun maçı kendi fikriyle yaşadığının da bir belgesi aslında. Bu takıma her maç önde baskı yapılıyor ama Livakovic'in uzun vurması dışında çıkış planları yok. Anlaşılabilir bir durum değil. İlk dakikalarda topun çizgiyi geçip geçmediği tartışılır. Görüntülerden iki fikir de kendine kanıt buluyor. Hakemler devam dediğine göre var da çaresiz. Ceko'ya ceza alanı içinde darbe var. Hakem Cihan Aydın darbeyi yeterli görmedi. Ama benzer pozisyonda Ceko kaleciyle karşı karşıya kalacakken faulü verdi. Fred'in oyuna girmesiyle Fenerbahçe başka bir şapka takıyor. Oyun kendi anlamını buluyor. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. İnşallah evladına da böyle bir darbe yaparlar Cihan Aydın'ın ve böyle bir darbe yapıldıktan sonra der ki hiçbir şey yok. Yani evladında bir sıkıntı yok der. O Galatasaraylı yavrucağının yani o Galatasaraylı yavrucağına böyle bir darbe yapılır inşallah da der ki hiçbir şey yok, hiçbir temas yok. Devamdır. Uğur Meleke. Jose Mourinho yorum Uğur Meleke. Bu arada temenni de falan bulunmuyorum ha. Sadece diyorum ki kendi evladına böyle bir itme, vurma, kaktırma olsa şey mi diyecek? Hiçbir şey yok ya. Devam et. Kalk. Ayağı mı diyecek? Maçı geçtim. Normal hayattan bahsediyorum. Normal hayatta mesela e, çocuğunun arkadaşı böyle bir hamle yapsa devam mı diyecek? Ben buna kızıyorum işte. Ya Fenerbahçe düşmanlığınız dininizi imanınızı almasın. Dikkat edin. Herkese söylüyorum bunu Uğur Meleke. Orhanek Özdemir diyor için diyor ki Yani kısaca eğer ilk sonunda Kostić ve Fred oyuna sokmasaydı Fenerbahçe artık vasatlığı kanıksıyor diyecektim diyor. İlginç bir yazı. Bu bir ayda benim hesaplamalarıma göre kabaca toplam sadece 40 dakika iyi futbol oynadı Fenerbahçe. Kasımpaşa önünde 5 dakika, Galatasaray'a karşı 15, Union ve Antalya'da bir 10 arı dakika. Koca bir ayda toplam sadece 40 dakika iyi futbol oynayan bir takım. Kulübesinde Mourinho, sahada Cekolar, Tatişler, Maksimenler, kenarda İrfanlar, Kostişler ancak Mourinho için bir müsabakada 10-15 dakika iyi futbol oynayıp skor almak genelde yeterli diyor. Kendi adıma söyleyeyim. Fenerbahçe 10 dakika 15 dakika her maçta çok iyi oynayıp skor alsın. Benim için bir sıkıntı yok. Ciddi söylüyorum benim için bir sıkıntı yok. Çünkü Fenerbahçe sadece rakiplerle uğraşmıyor ki. Hakemle bir uğraşıyor medyayla bir uğraşıyor. Federasyonla bir uğraşıyor. Yani rakibinin teknik direktörü aleni şekilde hakem tehdit ediyor. İnanılmaz ceza yemesi lazım. Ceza yemiyor. Konuşulan ne? Mourinho da kameranın önüne bir şey koydu. Ya bugün kameranın önüne koydu. Yarın bir gün elinize koyacak. Yani ne, ne şekilde koyacak? Adam tepkisini mükemmel bir şekilde, medeni bir şekilde dile getirdi. Neyse onu konuşacağım. Antalya'da ilk yarıda Fenerbahçe yine vasatı aşamadı. Yine genelde stoperler Çağlar Bekao ile Santrafor Cekao arasında 50-60 mesa 50 -60 metreydi mesafe diyor. Bu arada Çağlar'la Bekao arasında değil. Ee, işte Çağlar Bekao Cekao arasında değil. Bekao sonradan girdi oyuna. Yani o kadar o kadar Fenerbahçe'yi az takip ediyor ki ilk yarıda Bekao oyunda mıydı bir bakması lazım. Neyse Fenerbahçe yine önde göstermelik baskı yaptı. Haliyle bu preslerden sonuç alamadı. Üstelik Antalya'nın yaptığı baskılarda da iki kez fire verdi. Sarla ekip diyor. Ben okumuyorum artık. Antalya Spor Fenerbahçe baskısından 3-4 defa inanılmaz toplar kaybetti. İnanılmaz. Eller ayaklarına dolaştı. Hani bunları niye söylemiyorlar? Ben burada Fenerbahçe savunuculuğu ya da Uğur Melek'e gömücülüğü yapmıyorum. Ben burada doğruları söylüyorum. Ömer Ründül'ün Mourinho yorumu. Şimdi Ömer Ründül de köşesinde konuşmuş. Fenerbahçe hiç de iyi oynamadığı bir maçta 3 puanı kazandı. Daha maç başlar başlamaz Şimans ki fizik kurallarına alt üst eden bir gol kaçtı. Ondan sonra da son derece durgun, temposuz bir oyun. Rakip geriden rahatlıkla çıkabiliyor. Bütün yük iki ön libero ile defans bloğu üzerinde. Çünkü Maksimen defansa yardımı sevmiyor. Ceko ile tad içinde fiziksel durumları yetersiz. İlk yerde İsmail de sahada son derece düşük performans sergileyince takım ayakta tutmaya çalışan deneyimli Amrabat'ın zekası ve olgunluğu oldu. İkinci yarıda iki değişiklik var. Arkadaşlarını tanımayıp ilk başına çıkan Kostić sol bek, Osterwolde sol stoper, İsmail yerine Fred. Fenerbahçe yine ilk yarıda ilk yarıya oranla daha biraz toparlanmış ama Antalya'da yine gelme fırsatı buluyor. Bu arada arkadaşlar Antalya Spor bakın hiç kimse Antalya yattı demiyor, şerefini sattı demiyor, namusunu sattı demiyor. Hani Fenerbahçe'ye hediye etti Alex 3 puanı falan demiyor. Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Hani görseldeki arkadaşların Galatasaray'a hediye edeceği 18 puan olduğu düşünülüyor. Ortadaki arkadaş Galatasaray'a stadında Galatasaray'a öyle bir 3 puan hediye etti ki akıllara zarar. Maçtan sonra da Galatasaraylı futbolcularla gidip galibiyet kutladı. Yani o kadar şey bir takım ki Galatasaray şimdi Fenerbahçe'ye çamur atma peşindeler ama bakın spor yazarlarını dinliyorsunuz değil mi? Hepsi de aynı şeyden bahsediyor işte. Antalya iyiydi, Fenerbahçe kötüydü falan. Yani Fenerbahçe'yi kötü gösterecek kadar iyi oynadı Antalya Spor diyorlar. Ama gel gör kim? Bazı e, Fenerbahçe sayfaları ve bazı Fenerbahçeli arkadaşların zoruna gidiyor. Neyse son Osterwold'e tekrar sol beke geçiyor. Beka o stopere geliyor. Tadic'in golüyle takım nefes alıyor. Ondan sonra da rakip kendi kalesine golü atınca Fenerbahçe önemli olan 3 puan hanesine yazıyor. Gelelim genel gözlemlerine. Ben Mourinho'nun ne yapmak istediğini anlamakta zorluk çekiyorum. Kulübede maçı izleme şekli de bir ilginç. Bir defa kafama takılan en önemli sorun şu. En Nesiri'yi ısrarla Mourinho istedi. Niye oynatmıyor? Arkadaşlar çok güzel bir soru değil mi aslında? Hani ben Ömer Öndür'ün eleştirilerini seviyorum. Çünkü pozitif eleştiri yapıyor. Yani eleştirmek için eleştirmiyor. Uğur Melek'i eleştirmek için eleştiriyor. Onunki ayrım. Ceko son derece deneyimli senelerin santraforu ama bir büyük takımın Asli santraforun 39 yaşında olması eşyanın tabiatına aykırı. Bir de Tadiç var. Kaliteli olmasına rağmen 36 yaşında ve idare ediyor. Şimanski'de de düşüş var. İsmail neden bu kadar kısa sürede geriye gitti? İrfan Can hep yedek kulübesinde. Oyunu alırken gol olunca vazgeçiyorsun. Sonra hiç almıyorsun. ben bu arada bir belirteyim. Ennesiri ve İrfan Can kahveci perşembe günü %1 milyon ilk 11'deler. Bunu duyumunda vermiş olayım. Sonra hiç almıyorsun. Ennesili'yi son bölümde oyuna aldı. İlk yüksek ortaya bir yüklendi. Rakip oyuncu kendi kalesine golü attı. Anladınız mı? Yani bak sadece yüklendi. Şimdi kısa kısa bir iki kişiyi daha Halil Özer bu maç bir kader maçıydı. Hem psikolojik üstünlüğü tamamen rakibe kaptırmama hem de puan farkını kapatmak adına. Sonuç olarak Fenerbahçe kötü de oynasa haklı bir galibiyet aldı. Taşlar yerine oturunca sonuç kendilerinden geldi. Şimdi burada ince nüans şu. Fenerbahçe puan kaybetseydi Galatasaray'a şampiyonluk hayırlı olsun falan demeye getireceklerdi. Çünkü rakip sana ikramda bulmuş. Geri çevirmemen lazımdı. Engin Veral kaptanlığa ulaşmış İrfan'ın bu kadar dışlanması, yedek bırakılmaması uzun vadede pek hayırlı değil. 6 milyon euroya alınan ve küstürlen Oğuz Aydın'ın oynatılmaması yine aklımızda. 2-0'ı bulmuş bir Fenerbahçe takımı tabelada mutlu olsa da taraftar gelecek için umutlu mudur? Düşündürücü. İlker oldu, iyi oynayamadı. Maçta Fenerbahçe geceyi 3 puanla kapatmasını bildi. Ama bu oyun hiç tatmin etmedi. Kenardaki hocanın adı Jose Mourinho. Öyle bir kariyeri var ki herkes şimdi yutkunuyor demiş. Vallahi ben şunu söyleyeyim. Hani tıp biliminden çok anlamam. Doktor da değilim. Ama bir doktor çıksa dese ki şöyle şöyle müdahale var. Grip olan kişinin işte atıyorum burnunu çekeceksin. Işte kulağını çekeceksin. Işte saçlarını 3-5 tutamıyor olacaksın. Arkadan da sırtına iki tane böyle yumruk indireceksin. 15 dakika sonra gribi iyileşir dese. Ulan hadi deneyim demem. Derim ki adam yılların doktoru. Bir bildiği vardır. Hani bana salakça saçma geliyor ama bir bildiği vardır derim. Jose Mourinho da yılların teknik direktörü. İlla ki bir bildiği vardır diyorum. Şimdi Beyin Trio ekibi Fenerbahçe maçını yorumluyor. İnanılmaz şeyler ortaya koyuyor. Ve laptop koymasını değerlendiriyorlar. Yani... E 77. dakikada laptoptaki sarı kart kararını konuşuyorlar. Ancak Fenerbahçe'nin bir penaltısı verilmemiş. Trio ekibine göre. Antalya Spor 2 kırmızı kart görmeliymiş. Trio ekibine göre. Antalya Spor 3 sarı kart daha görmeliymiş. Trio ekibine göre. Topun çizgiyi geçip geçmediği şaibeli. Ortada netlik yok. Trio ekibine göre. İkinci yarı Ceko'nun golünde offside yok. Ama diyor ki teknolojiye güvenmemiz lazım diyor. Trio ekibi. Şimdi ben şunu soruyorum. Galatasaray'ın bir penaltısı verilmesin. Rakip iki kırmızı kart yemesin. Üç tane sarı kartı yemesin. Galatasaray'ın attığı gol geçersiz sayılsın çizgiyi geçmedi diye. Yine Galatasaray'ın attığı gol offside olmamasına rağmen offside diye sayılsın. Ve bu maçı da kazansın. İyi oyunu mu konuşuruz? Kötü oyunu mu konuşuruz? Hakemi de yendiği mi konuşuruz? Vicdanınıza bırakıyorum. Ne kadar kaldıysa. Şimdi kural 12. Yani faul fena hareketler 12. kural. Onaylanmamış elektronik ya da iletişim ekipmanı kullanmak veya elektronik ya da iletişim ekipmanının kullanımı sonucu uygunsuz davranışlarda bulunmak. Şimdi ben bu maddeyi okurken hiç böyle bir şey yaşayınca aklıma gelmez diyor Deniz Çoban. Yani elektronik ekipmanı uygunsuz kullanmak nedir? Hakem içeriye girerken telefonla offside değil diye pozisyonu göstermektir. Hani, hani var offside doğru tespit edemedi aslında. Pozisyon goldü. Laptop'u koydum. Buraya ki var görsün diye. Var görsün hatasını anlasın mı dedi. Bu teknolojinin uygunsuz kullanımı mı? Bu onaylanmış bir teknoloji. Flash'ta sordular. Neden götürdünüz? Diye. Offside pozisyon içinde de. Buna otoritenin bir yorum yapması lazım diyor. Bülent Yıldırım ben ne katıldığım seminerlerde hani UEFA kliplerinde hani buna benzer bir olay hiç görmedim, duymadım. Hani böyle bir fiilin hani neye girdiğini tespiti yok. Böyle bir eğitim almadık. FIFA'nın, UEFA'nın Tüm teknolojisini seminerlerini takip ediyoruz. Bu konuda daha önce hani ne talimat var ne bir olay var. Hakem der ki bu benim için teknik aracın uygunsuz kullanımıysa kırmızı kart, sportmenliğe aykırıysa sarı kart. Bu artık UEFA'da tartışılacak. Hakem Kurulu bunun için talimat verecektir diyor. Yani Jose Mourinho aslına bakarsanız Türk e, Türkiye futbolunu UEFA'ya o kadar güzel bir şekilde işliyor ki UEFA sırf bu hareketten dolayı toplanıp karar almak zorunda. Arkadaşlar ilk şeylere karar alınır. Mesela ne diyeyim size? Yapay zeka bugün bir adam öldürebilir mi? Öldürebilir. Öldürebilir arkadaşlar. Yapay zeka bir adam öldürebilir. Ciddi söylüyorum size. Mesela bir adam ultrason cihazında diyelim. Cihazı kilitleyip adam orada kalıp korkuyla öldürebilir. Ne bileyim elektronik tabancayı birdenbire harekete geçirip bir adamı öldürebilir. Değil mi? Yapay zeka. Şimdi yapay zeka bir adamı öldürürse cezasını kim çekecek? O cihazın sahibi mi? Cihaz yani yapay zekaya komut veren mi? Yapay zekayı üreten mi? Ya da herhangi birisi komut vermedi, komutlar kesişti. Hangi komutu veren cezayı alacak? Böyle bir şey yaşandığı zaman oturulur, konuşulur. Literatüre girer. İşte Jose Mourinho sayesinde bu literatüre girecek. Çünkü ilk defa olan bir şey. Ama literatüre girerken de herkes şunu söyleyecek. Arkadaş Türkiye'de yani şeye bile inanç yok. Bunlar ne kadar uğraşıyor ki diyecek. Bahattin Duran yorum yapmak lazım. Hani bu bir yorumdur diyor. Mourinho'nun ihraç edilmesi lazım. Bu uygunsuz kullanım. Bence ihraç olması lazım. Kırmızı yemesi lazım. Bütün izleyicilerin gözüne sokarak protesto diyor. Yani Deniz Çoban, şey Bahattin Duran dua et gözünüze soktu. Ya daha kötü bir şey yapsaydı. Değil mi? Ama siz bunu istiyorsunuz. Bak bütün dünya Jose Mourinho'yu konuşuyor biliyor musunuz? Bütün dünya. Ve bu hareket değil mail. Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho takımın Antalya Spor 2-0 yendiği maçta ofsa karar nedeniyle yaşadığı hayal kırıklığını dizüstü bilgisayar kullanarak gösterdi. Dizüstü bilgisayar ekranı Mourinho'nun yetkililerin yanlış karar verdiğini kanıtlamaya çalıştığı olayın sabit bir görüntüsünü gösteriyordu. Daily Record dizüstü bilgisayarını çıkararak hakem kararıyla dalga geçmekten tuhaf bir sarı kart gören Jose Mourinho bu hareketiyle tüm manşetleri süsledi. Blik o gerçekten de special olan özel biri. Türkiye Ligi'nde eşi benzeri görülmemiş bir hareketle sarı kart görerek yeni bir gösteri daha sundu bizlere. Goal. Mourinho Süper Lig'de tartışmalara devam ederken Fenerbahçe'nin golüne izin verilmemesinin ardından olağanüstü dizüstü bilgisayar protestosu nedeniyle cezalandırıldı. Lekip. Fenerbahçe'nin Antalya karşı kazandığı maçta Mourinho bilgisayarını kamera önüne koyduğu ve takımına verilmeyen bir golü yavaş çekimde gösterdiği için sarı kart gördü. Karara şahsen itiraz etmek yerine tercih etmek yerine yaptığı bu hareket hakemin hoşuna gitmedi. Daily Sports Mourinho kenardaki egzantrik davranışlar nedeniyle bir kez daha ilgi odağı oldu. Bu kez de Fenerbahçe maçında yaşanan bir olaya dikkat çekmek için kenarda kamera kullandığı için uyarı aldım. Futbol İtalya Hakemlere yönelik tuhaf protestolarla dolu uzun geçmişi bugün ise bir listeye komik bir olay daha ekledi. Antalya Spor maçında protesto ettiği pozisyonun hareketsiz görüntüsünün bulunduğu dizüstü bilgisayarı yedek kulübesinin yanındaki kameranın önüne koydu. Şimdi bu olaydan sonra ne olacak biliyor musunuz? Fenerbahçe maçlarını çok daha fazla kişi izleyecek. BN Sports'un istediği oldu arkadaşlar. Niye? İzlenirlik, tanınırlık gittikçe artmaya başladı. Yani BN Sports avucunu böyle şey yapıyor. Oley diyor. Federasyonun istediği oldu. Hakemlerinin ne mal olduğu bütün dünyada tartışılmaya başlandı. Şimdi e, hakemlerin gerçekten ne mal olduğu tartışılmaya başlandı. E, bu arada Fenerbahçe Twente maçından sonraki arada yabancı bir takımla hazırlık maçı yapacakmış. Sercan Hamzoğlu son dakika olarak bildiriyor. Vallahi benim işime gelir. 20 gün Fenerbahçesiz kalmayacağım. Çok güzel. Gerçekten de 20 gün Fenerbahçesiz kalmayacağız. İyi. Ama tabii maçın yayını verilecek mi, verilmeyecek mi, biz izleyecek miyiz, izlemeyecek miyiz? O da ayrı bir mesele. Ee, Aziz Yıldırım'dan Galatasaray yalanlaması ki herkes Galatasaray'a bir şeyler geçirirken Aziz Yıldırım da geçirmiş. Ee, Galatasaray'ın Florya'da yapacağı inşaatlara teklif vereceğim yazılmaktadır. Aziz Yıldırım olarak 20 yıl aşkın süredir inşaat işiyle ilgilenmiyorum. Şu an yalnızca gemi inşaatı sektöründe faaliyet göstermekteyim. Söz konusu haber doğru değil. Kaynak gösterdiğiniz yer benimle ilgili sürekli asılsız haberler yapan FETÖ spor, şey, Fotospor. Böyle yalan haber yapmak habercilik etiğine yakışmamaktadır kamuoyuna saygıyla duyurulur. Bir daha lütfen şey, fotosporu okumayın diyor arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe'de iyi haberi verdik hazırlık maçı ama kötü haber Çağlar Söyüncü. Fenerbahçe Çağlar Söyüncü ilgili bir açıklama yaptı. Ben şunu da dün söylemiştim. Antalya'nın zemini çok kötü diye. Yani arkadaşlar Antalya'nın yapısal özelliği. Bakın ben çok seviyorum Antalya'yı. Antalya şehrini çok seviyorum. genellikle Antalya'ya denk gelmiyoruz. Hep yörüklere denk geliyoruz. Genellikle hep Konyalı yörüklere denk geliyor. Yani e, nasıl diyeyim size yani Antalya'da Antalya'dan çok Konyalı var arkadaşlar. Ve denk gelen kişiye şöyle varın yörük müsün deyin yürüyün der. <laughs> Bu arada bütün yörük takipçilerime selamlar olsun arkadaşlar. Aklıma gelmişken söyleyeyim. E, yani hem yörüklere selam olsun hem Konyalılara selam olsun. Sonuçta ben Konya'nın damadı olduğum için bütün Konya'da dostlara da selamlar olsun. Ama tabii Konya'da olup Galatasaraylı olanlara selam olmasın. Onlar onlar Galatasaray'ın kazanması için dua ediyorlar. Ben sevmiyorum bunu. <laughs> Şimdi kıymetli arkadaşlar. E, profesyonel futbol A takımımızın Antalya Spor'la karşılaştığı maçta sakatlık yaşayan oyuncumuz Çağlar Söyüncü'nün MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde sol, arka, adale, kanama ve ödem tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır. Sol arka adalede kanama ve ödem. Ee, bir buçuk hafta. İnternete girdiğimiz zaman ne yazıyor? Arka adale çekmesi. Ee, sıcak uygulama kanama ve ödem arttıracağının ilk 3-4 gün uygulanmamalıdır. Ödem kontrolü şöyle böyle. Yani bir buçuk hafta arkadaşlar en az. Çağlar Söyücü Birliği takımı alınmaz. Samet Akaydın'ı izleriz. Onu söyleyeyim. Geçmiş olsun diyorum. Yani ben şunu da söyleyeyim. Çağlar Twente deplasmanda forma giyemeyecek 28 yaşındaki futbolcunun milli ara sonrası Samsun Spor maçına yetişmesi de. bekleniliyor. Yani geçmiş olsun diyorum Çağlar'a. Twente maçı da evet önemli bir maç. Kabul. Ama mecbur Çağlar'ın da iyileşmesi lazım. Of. Yıldırımlar şimşekler valla beni yanlış anlamayın. Böyle FETÖ'cü METÖ'cü şeyci falan da ilan etmeyin ama keşke milli araya giderken hani İrfan Can Kahveci de böyle çok hafif bir sakatlık geçirse ondan sonra İsmail Yüksek de böyle hafif bir sakatlık geçirse niye arkadaşlar Galatasaray futbolcular hafif sakatlık geçirince oluyordu. Fenerbahçe'nin ikide yani maç bitsin 20 maçını kazanalım inşallah maçın bitiminde Son saniyelerde işte ne bileyim İrfan'la İsmail'im böyle ayağına falan vursunlar. 2-3 günlüğüne bir rahatsızdan sonra bir kampına gidemesin ikisi de. Ondan sonra başka kim gidemesin? Mert Müldür gidemesin mesela. Hani o sahi bir iyileşiyor bir tekrar ağrıyor ediyor. Ya da gerçi Mert Müldür gidebilir sıkıntı yok ya o sahi inşallah tam randımanla geri döner. Başka kim gidemesin? Şaka yapmıyorum arkadaşlar. Ya buna mecburuz. Mesela Mert Hakan'ı çağırsınlar. Cengiz Ünder'i çağırsınlar milli takıma. Samet Akaydın'ı çağırsınlar. Bizde milli çok. Şimanski Polonya'nın Portekiz Hırvatistan'la oynayacağı maçların aday kadrosuna çağrılmış. Aslında bak Şimanski'ye var ya ilaç olur ha. Hem, yani hem Portekiz hem Hırvatistan. İki maçta da oynarsa kendine bayağı gelir. Acun Ilıcalı bugün saat 14'te Ülker Stadyumu 1970 tribünde hakem yönetimleriyle ilgili bir basın açıklaması yapacak arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. E, milli takıma Tadiç gitmiyor. Tadiç milli takımdan affını istediği için gitmiyor arkadaşlar. Onun dışında futbolcularımız milli takımlara gidiyorlar. Milli takımlarda boy gösteriyorlar. Ha Mourinho'ya diyorlar ki hani milli yara geliyor. Senin için iyi olacak. Takımını iyi çalıştırırsın diyor. Jose Mourinho da diyor ki alakası yok diyor. Milli da diyor sadece Tadiç milli takımdan affını istedi. Geri kalanlar hani herkes milli takıma gidiyor diyor. 5-6 kişiden ben burada maç yapıyorum diyor. İşte i̇dman yapıyorum diyor. O da düşününce düşündürce. Bak mesela Cenk Tosun'u milli maç takımı almıyorlardı. Muhtemelen şimdi alırlar ki Fenerbahçe bütün forvetlerden mahrum olsun diye ama Mourinho Cenk Tosun'u zaten oynatmıyor diye almayabilirler. Ee, bak Ennesiri gidiyor. Ceko gidiyor. Ceko da çağrılmış. Yani resmi olarak çağrılmış. 2. Elde bir tane Cenk Tosun kalıyor. Maximen muhtemelen gitmeyecek. Cengiz Ünder muhtemelen gitmeyecek. İki. Etti sana dört. Oğuz Aydın gitmeyecek. 5. Pardon. Cenk Tosun. Maksimen. Cengiz Ünder. Oğuz Aydın. 4. Mert Hakan gitmeyecek. 5. İsmail gider. Bartu gider. Amrabat gider. Fred gitmeyecek. 6. Yani milli olmadığı için. 6. Başka kimler var? Şöyle bir düşüneyim. Sağ bekle Mert de gider. Osayi sakat. Belki Osayi'yi çağırmazlarsa 7. İnşallah çağırmazlar. Osterwold'e kalır. 8. Bekao 9. Ciku gidecek. Samet Akaydın gider. Çağlar iyileşirse 10. Geri yani bir an önce iyileşirse 10. Livakovic gidecek. İrfancan Eğribayat bu arada iyileşirse 11. Yani çıkarttığımız 11 kişilik ekip bu şekilde. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Yani konuşacak çok şey var ama UEFA nasıl bir talimat verecek, nasıl bir tartışma yapacak bunu da hep birlikte izleyeceğiz. Ben kendi adıma şunu söyleyeyim ciddi anlamda şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ee, yani Fenerbahçe'nin iyi oyunu kötü oyunu değil. Fenerbahçe'nin üzerine kurulan kumpaslar beni rahatsız ediyor. Ya yani ben Cihan Aydın'a küfür etmek zorunda değilim. Beddua etmek zorunda değilim. Ne bileyim o Vardaki Alper bilmem ne mi neyse ona küfür etmek zorunda değilim. Anlatabiliyor muyum? O yüzden çok bir şey söylemek istemiyorum. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Arkadaşlar bakın size çok güzel kolay bir yöntem. Kısa kısa diye oynatma listemiz var. Kurban olayım bak. Ben, ben hepinize üyelik vermek istiyorum. Oynatın kısa kısa oynatma listesini. Bakın video izlenmeleri artmaya başladı. Maşallah her video 5000 bin, 10 bini falan geçerse her yayında 50 tane atarım. Hiç sıkıntı değil. Yeter ki Fenerbahçe'm kazansın. Yeter ki kanal kazansın. Yeter ki sizler kazanın. Yeter ki hepimiz mutlu olalım. Neşelenelim. Kötü oyun şuna buna bakmayın. Kazanmaya bakın şu süreçte. Çünkü hakemler üstümüz oynuyor. Bakın 75.100, 14.900. Yani yaklaşık, yaklaşık değil. 90.000'i geçtik totalde. Yani 100.000 olmaya doğru hızla gidiyoruz. Ailemiz büyüyor. Kıskananlar, haset edenler, çekemeyenler olacak. Dostlarınızı davet edin. Sonra bazı arkadaşlar diyor ki hocam diyor arkadaşım dedi ki ulan böyle kanal vardı beni niye çağırmadın diye. Ee, arkadaşlar özür diliyorum. O sayı Samuel takımla çalışmış. Bilginiz olsun ama tabii şeyde yer almayacak. Twente maçında sarı kart cezasından dolayı yer almayacak. Çağlar da yer almayacak ama o sayı sakatlığını tamamen atlatıp çalışmaya başlamış arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben bu güzel bilgi de vereyim. Ben hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Oynatma listesi bak kısa kısa açın. Tümünü oynat deyin. kendi kendine 2 saatte oynasın. 100 tane 120 tane video izlemiş olursunuz. Birçok kişinin önüne geçersiniz. Hocam ben başkasını da izlemek istiyorum. Önümde bilgisayar var. Açık bırakmak istiyorum. Ya da telefonu açık bırakmak istiyorum. Arkadaşlar son dakika var. Transfer listesi var. Oynatın. iki kat hızda oynatın. Bırakın arka planda. Süreyi de baz alıyor. Yani sayı değil süreyi baz alıyor. Kaç saat video izlediniz? 15 saat. Direkt seçiyor. Bir de reklam tıklayanlar. Yani reklam üstüne tıklayıp yeni sekmede açanları da ayrıca şey yapıyoruz sistem. Benden söylemesi beğeni atanları. Bunların hepsine bir puan veriyor ama liste bende yok. Yani bize bizimle paylaşmıyor. Keşke paylaşsa. Vallahi bak. Dese ki iki gün geriden takip ediyorum. Kanalının has takipçileri ilk yüz şunlar dese. Ben de ilk yüzü paylaşsam. Sonra canlı yayında denesek ilk yüze direkt üyelik geliyor mu gelmiyor mu? Hemen paylaşacak ne kadar güzel olur. Ve sizleri de teşvik eder. Ama tabi YouTube böyle yenilikleri yapmıyor. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Görüşmek üzere.